Adam bineceği otobüsün kalkmasına bir saatten fazla süre olduğu için otogarın yarı aydınlık koridorlarını arşınlıyordu. Ellerini yıkamak üzere biraz ilerideki lavaboya yanaştığında iş tulumları giymiş bir genç ona gelerek "Herhalde namaz kılacaksınız," dedi. "Abdest alma yerimiz de mevcut." Adam elindeki sigaranın küllerini delikanlının ayakları dibine silkelerken "Sen herhalde görevlisin. Ne iş yaparsın burada?" "Temizlikçiyim efendim. Lavabo ve tuvaletleri temizliyorum." Adam alaycı gözlerle süzerek devam etti. "Ben namazı senin gibi çulsuzlara bıraktım. Bu iş size öyle yakışıyor ki." Temizlikçi genç adamın hakaretine aldırmayacak kadar olgundu. Fakat namaza karşı yapılan saygısızlık canını çok sıkmıştı. Vereceği cevabı bir süre düşündükten sonra susmayı tercih edip işine döndü. Adam mağrur adımlarla oradan uzaklaşırken başının döndüğünü hissetti. Sırtından çıkartarak koluna aldığı kaşe paltonun ağırlığını da ilk defa fark ediyordu. Biraz önce yediği iki porsiyon kebap herhalde tansiyonunu yükseltmiş ve kendisini halsiz bırakmıştı. Birkaç adım daha attıktan sonra aniden fenalaşarak dizlerinin üzerine çöktü. Allah'tan ki kolundaki palto ondan önce yere düşmüş ve yeni aldığı takım elbisenin kirlenmesini engellemişti. Adam çömelmiş vaziyette olmasına rağmen fırıldak gibi dönen başını yere dayayarak bir müddet dinlendi. Ve tekrar doğrulduğunda aynı rahatsızlığı duyarak hareketini tekrarladı. Fakat başkaları tarafından görülmüş olmak endişe ediyordu. Bunun için sağa sola bakındığında terminalin çaycısı olduğu anlaşılan bir gençle burun buruna geldi. Delikanlı adamı saygılı bir ifadeyle selamlarken şöyle dedi. "Allah kabul etsin bey amca, ama kıble biraz daha sağa doğruydu."